Ama haber bülteni Ala Askeri ile başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Türkmen ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Başkent Bağdat bu sabah Başbakan Mustafa El-Kazimi'nin huzurunda şair Muzaffer El-Nuvabi için resmi bir cenaze töreni düzenlenmesine tanık oldu. Elektrik Bakanı Adil Kerim, bakanlığın mevcut yaz boyunca ülke genelinde elektrik enerjisini artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise ülkenin bir viral kanamalı ateş salgını durumunda olmadığını doğruladı. Bizim en fazla akredite program okulun sahibiyiz Türkiye'de. Başkent Bağdat'ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı Türk Üniversiteleri 1. Kongresi düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin bugün Şafak vakti Cenin kampına baskın düzenlediği sırada 17 yaşındaki bir gencin öldüğünü ve bir başkasının kritik şekilde yaralandığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden görüşmeler konusunda ciddi ise Kuzey Kore Başkanı'yla görüşecek gibi görünüyor. Tekrardan hoş geldiniz. Başkent Bağdat bu sabah Başbakan Mustafa El-Kazimi'nin huzurunda şair Muzaffer El-Nuvabi için resmi bir cenaze töreninin düzenlenmesine tanık oldu. Cenaze Yazarlar Birliği merkezinden geniş bir halk kitlesi huzurunda gerçekleşti. Cenaze törenin ardından cenazenin defnedileceği Necef'e nakledilmek üzere için başkent Birkat Caddesi'ne ve hatta Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı gezdi. Irak'ın büyük şairi Muzaffer El-Nuvabi'nin cenazesi için bu sabah Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Başbakan Mustafa El-Kazimi, Birleşik Arap Emirliği'ndeki El-Şarika kentinden vatana gelen cenazeyi karşılayanlara teslim etti. Cumhurbaşkanı Berhem Salih siyasi ve duygusal pozisyonlarını dürüstçe sergilediği için şair El-Nuvabi'nin halkın hafızasında yaşayacaklarını doğruladı. Başbakan Mustafa El-Kazimi ise Irak'ın büyük bir şaire veda ettiğini ve hayatını Irak'ın statüsünü yükseltmek için harcadığını söyledi. Kültür Bakanı Hasan Nazım da büyük bir şair Muzaffer El-Nuvabi'nin cenazesinin vesilesiyle göre Necef ilinde defnedileceğini duyurdu. Bakan Nazım Irak'ı haber kanalına yaptığı açıklamada bakanlığın başta Mahmetli El-Nuvabi'nin olmak üzere Iraklı şairlerden konseylerinin basmak için çalıştığını belirtti. Elektrik Bakanı Adil Kerim, bakanlığın mevcut yaz boyunca ülke genelinde elektrik enerjisini artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Bakan, Kerbela'da düzenlediği basın toplantısında oradaki elektrik santrallerinin hazırlıklarını görüşmek için birçok ile saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi. Süleymaniye iline bağlı Çamçamal ilçesine ait köyler Türk hava saldırılarına maruz kaldı. Irakiye Haber kanalı Süleymaniye muhabiri bombalamanın 5 kişinin ölümüne ve sivil bir otomobile seyahat eden diğerlerinin yaralanmasına yol açtığını, uçakların PKK karargahlarını hedef aldığını bildirdi. Parlamento Mali Komite üyesi Sattar El-Itabi, gıda güvenliği ve kalkınma için acil destek yasasının kesin çoğunlukla gerçekleştiğini doğruladı.
Ali Tabi Iraki Haber Kanalı önceki haber bültenine konuk olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında yasanın parlamento kubbesinden geçmesine karşı çıkanların sayısının çok az olduğunu doğruladı. Kürdistan Demokrat Partisi üyesi Mahma Halil, bağımsız milletvekillerinin girişiminin siyasi tıkanıklığı sona erdirme başarılı olmadığını belirtti. Halil, Iraki Haber Kanalı'nın önceki haber bültenine konuk olduğu sırada bağımsız bir hükümet kurmak için sahip oldukları tarihsel fırsata rağmen girişimin siyasi bir manevra olduğunu doğruladı. Güvenlik dosyasında ise Milli Güvenlik Teşkilatı müfrezeleri Anbar ilinde suikast timi şefi olarak görev yapan bir teröristi tutuklamayı başardı. Teröristin irtifalarına daha doğrusu itiraflarına göre ildeki vatandaşlara yönelik çok sayıda terör eyleminin yanı sıra doğrudan ateşle hedef alınan Hacdil Şabi güçlerine ait bir kontrol noktasına ve diğer yandan sivilleri hedef alan iki suç operasyonu gerçekleştirdiğini biliniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava koşullarına pazartesi akşamı şiddetli bir toz fırtınası beklediğini ifade etti. Müdürlük tarafından hazırlanan bir raporda ülkenin yarın pazartesi gününden itibaren ve iki gün boyunca tanık olacağı tozlu fırtınasının pazartesi günü Bağdat dahil 12 ili vuracağını için şiddetli olacağını belirtti. Bağdat Valisi Muhammed Cebir El Ata, başkente viral kanamalı ateş hastalığında bir can kaybı ve 4 vakanın kaydedildiğini duyurdu. El Ata düzenlediği basın toplantısında Rusafa'nın iki vaka kaydına tanık olduğunu, El Karh yakasının ise bir can kaybı olmak üzere 3 vaka kaydettiğini ve hastalıktan korunmak için acilen geçilmesinin önemini belirterek herhangi bir durumun olmadığını belirtti. Sağlık Bakanlığı ise ülkenin bir viral kanamalı ateş salgını durumunda olmadığını doğruladı. Bakanlık resmi sözcüsü Seyf Elbedir, son birkaç günde hastalık alanında artan gelişmeler olduğunu belirterek ülke genelinde vaka sayısının 90'ı aştığını belirtti. Kerkük İl Sağlık Dairesi'nden viral kanamalı ateş olarak bilinen hemorajik ateş vakasına ilişkin açıklama geldi. Kerkük Sağlık Müdürlüğü kanamalı olarak bilinen hemorajik ateşi vakasına ilişkin açıklama geldi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Kerkük'te hemorajik ateşine yakalan vatandaşın iyileştiğini ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Şu anda ilde ise yakalanan başka kişinin olmadığı açıklaması yapıldı. Kerkük'te 12 Mayıs'ta virüse yakalanan vatandaşın 36 yaşında bir erkek olduğu aktarıldı. Hemorajik ateşi Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerde görülüyor. Bu nedenle hastalık ortaya çıktı. Kerkük'te daha önce kasaplık yapan bir vatandaşın hemorajik ateşi görüldüğü ve karantina altına alındığı 6 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği vurgulanmıştı. Başkent Bağdat'ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı Türk Üniversiteleri 1. Kongresi düzenlendi. Türkmen Kardeşlik Ocağı Türkiye Üniversiteleri için bir kongre düzenledi. Türkiye'de öğrenciler için koordinatör olan şirket bugün talebeler için her şeyi sağlamış oluyor. نادي الأخاء التركماني لاحتضانهم يعني بصراحة هذه الندوة التعريفية عن Türk üniversiteleri ve Orak talebelerine köprü olan şirket için Türkmen Kardeşlik Ocağı tanıtım sempozyumu kucaklamasından dolayı sağ olsunlar. Öğrenci okumak için yabancı ülkelere gittiği zaman bazı zorluklar çekiyor. Öğrenci bugün kendisine bir şirket veya ilgili bir kimse bulduğu zaman
hala bedava hizmetlerini sunuyorsa çok memnun olur. Artı burada hazır olan üniversiteler Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ve iyi burslar yapmışlar. Bugün talebeler için yapılan bu hizmetler harika ve biz bunlara her türlü destekçi oluruz ki Irak'ta eğitim geliştirilsin. Çünkü Irak medeniyet ve ulamalar kaynağıdır. Ama memleket yıllardır farklı güvenlik durumlara uğradığı için Irak'ta eğitim seviyesi düşmüş. Büyük sayıda Türkiye'den gelen enstitü ve üniversite tanıtmak için gelmişlerdir buraya. Öğrencilerimiz için eğitim, öğretim için bir yardımda bulunmak için, daha yakından tanık olmak için Türkiye özellikle İstanbul'da bulunan üniversite enstitülerin çeşitli bölümlerinden bilgiler almak için en güzel bir şekilde açıkladılar ve tanıtmaya çalıştılar. Sergiye Irak Üniversitesi mensupları ve Türkiye üniversitelerinde okumak isteyen öğrenciler katılmış. Koordinatör olan şirket yoluyla üniversiteler tarafından %50 indirim yapılmış olur. Mu'temer ta'rifi el-awwal li cami'at Türkiye li iqam fi Bagdad. Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkiye üniversiteleri eğitim için ilk kongre düzenlendi. Bu kongreden amaç Türkiye üniversiteleri için başvuran Irak talebelerine doğru yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Talebeler için tüm detayları vermek için bu kongreye 6 üniversite katıldı. Katılan üniversiteler talebeler için burs ve biz şirketlerden ajans olduğumuz için tüm hizmetlerimiz bedava olur. İstanbul Gelişim Üniversitesi temsilciyim. Uluslararası ofisinden geldim. Bizim en fazla akredite program okulun sahibiyiz Türkiye'de. Onun için bütün Irak'ı uluslararası olarak öğrencileri davet ediyoruz okulumuza. Biz dünyada eğitim kategorinde, kalite eğitim kategorinden 16'ndeyiz ve Türkiye'de birindeyiz. Şimdilik biz %50 bursumuz var. Herkese veriyoruz. Türkmen Kardeşlik Ocağı ilk kezdir bu tür kongre yapıyor. Bu tür kongreler Bağdat sosyal kulüpler arasında Türkmen Kardeşlik Ocağı iyi yerler almasına neden olabilir. Şimdi ben yüksek lisans yapıyorum, hukuk. Başakşehir'de üniversitede okuyorum. Hukuk okuyorum. İndirim şimdi, Irakları indirim zaten arkadaşları indirim var. %10 yapıyorlar. Türkmen Kardeşlik Ocağı bugün sadece Türkmenler için değil, tüm Iraklılar özellikle öğrenciler için Irak, Türkiye ve diğer ülkeler arasında köprü olmaktadır. Yeni hasat mevsiminde çiftçilere hükümet tarafından destek vermek için Ticaret Bakanlığı arpa hasadını yüksek fiyata çiftçilerden satın almaya başladı. Mevsiminde çiftçiler hükümet tarafından destek vermek için Ticaret Bakanlığı arpa hasadını yüksek fiyata çiftçilerden almaya başladı. Tusurmat ilçesinde bulunan Saylo'da çiftçiler tarafından hazırlanan buğday hasadını almaya başlandı. Vallahi çok iyi görüyorum. Her ilkine göre çok iyiydi. Hamdolsun iyisi arada ağırlı özünü. Mesnaat işte bizim masrafımız çoktu. Kimyavını alırdık 1.600.000'e. Şimdi hükümet ağırlı 850'ye böyle eşittiğime göre. Ege bu şeyde kalsa hamdolsun iyiydi. Bugün teslim ne diyorsunuz? Valla teslim çok iyiydi. Yerdiler, sıralar yeri. Memnun olacağınızdan, Allah razı olsun. Başladık buğda istilamına. En birinci merhale buğda çekini yazdı. Sayılardan numuda canlı. Geldim muhtebere burada. Tehlil olunu, netice verin özünü. Bir nece tesilat var yok? Bu yıl tesilat çok çoktu bu yıl. Bildir 3 numarayla alınırdı. Bu yıl bir tek numarayla alı, bir tek sıra alı 850.000 alı. İnşallah bu yıl natiç çoktu, bu sayılara göre duruptu. İnşallah intihar çoktu, fazla da alık bu yıl inşallah. Tosurmalt ilçesinde bulunan Saylo Dairesi'nde memurlar tarafından gereken idari icraatların iyi bir şekilde devam ediyor. Bunun amacı ise yeni mevsim uygun bir şekilde pazarlamanın sürdürmesi bekleniyor. Vallahi bir icraatımız yani bildir ki o illerden farka tesildi. İnşallah rasit de hazırdı. Biz tesvik edenden sonra bir hafta çekimiz inşallah paranın da hazırdı şirketimizde taksit edebilir bizim için.
Ne fark edildi giden illerden? Geçen yıl tehir olurdu. Vacibe verirdiler. Yani biz bildir ki 2021'i hele yenge bitirdik. Biz bu 2022 malı inşallah bir ay çekmez hapsi biter. Böyle cüraatımız muhtabarda yenge talimatı oldu. Bu talimat cüraat giden yok idi. Onun da vali yok idi. Bir derece öyle saniye kalmadı. Derece öyle saniye tarafta kalmadı. Bir bas husumattı. Bu odaya husumat koyarken. İyiydi yani. Fellah tarafındandı, mısavuk tarafındandı. Fellahın salihindandı, mısavukun salihindandı. Buğday hasadını alanlar çiftçilerin tarafından hazırlanan buğdayı iyi bir şekilde olmasını bekliyorlar. Bunun amacı ise yerel üretime destek vermek ve vatandaşlara aylık un hissesinin dağıtılması da vurgulandı. Tesvikin bidayeti birinci günüdü ve fellahların sırasını yazandan sonra başladık germeye sayılaya ve tahlil etme gözlerini inşallah Eyid Buğdadı gelen bizim çivarit istilam aldı gözlerini bu sayılıda şey darık. Bu da fellahtan bir hoş badire de özünden de iki getirenler. Bunlarda bir yani vataniyet var ve istiller müşareket etsinler devletten. Bu maddeni tevfir etmek millet için. Bu iki buğda, bu hasıtan bu fetrede iki bu alem hapsı bu yani ezmede yaşırı. Buğda ezmesi olsun, av gayr ezme olsun. Tevcihna ila savmahat attuz li ilan itlaq al mevsim tesviqi 2022. Ticaret Bakanlığı tarafından çıkan talimatlara göre bugün siloda hazır bulunduk ve yeni hasat mevsimini açtık. Tusurmatı silosu çiftçiler tarafından hazırlanan buğday almaya hazır olacaklar. Amacımız çiftçilere gerek desteği vermektir ve yerel ürüne gerek yardımı sunmaktır. Tosurmatu ilçesinin en işlek caddesinden, daha doğrusu caddelerinden 3 aydan fazla aksamalardan yaşayan projelerde yeniden çalışmalar başlatıldı. Tosurmatu ilçesinin en işlek caddesinde 3 aydan beri aksamalar yaşanan projede yeniden çalışmalar başlatıldı. Bu projede aksamaların nedeni ise proje mühendisiyle projeni yapmakta olan bir Türk şirketi arasında yaşanan anlaşılmasızlıklar yüzünden olduğunu vurgulandı. Mizaniye teşkiliye belediye düzün mizaniyasından idi. İl başından evvel doğrusu tevkifat oldu özünde, çok durmak oldu özünde. Bir sebep mecari var idi özünde. Mecari şirket Türkiye tekilasını bitirmemişti. Ve mecbur biz tablit etmeden evvel dedik koy işlasını bitirsinler. Ondan sonra onlar tehir oldular doğrusu. Tevkifatımız ondan sebebe yani durduk, çok durduk. Ve şimdi hamdolsun tablit ederiz. Bitti. Bir gün inşallah biter şara'ya teslim ederiz. Bu şara'ya da rabit ederiz Hay Ziraani Cumhuriyet Mahallesi'ne. Bu tekriben özü 120 günüydü müddesi. Mesahası 650 metre oldu. Şara'nın ennesi tablit 8 metredi. 450 metre stabilizerdi. 200 metre de bayındardı. Bir tabaka bayındar çünkü eski kırıydı. İstemedik dağda gözünü. Ve onu istiklal ettik. Bayındardı. Vallahi bu mantıka evvelden yani معاناة çok çekti. Tozanağıydı yani hapsi mantıka şari döğüldü. Hamdolsun yani bu takriben bir yıl var. Kalktı belediye cemaati bu mantıkaları sabretmeye, şari etmeye. Teşekkür ederim özlerine. Allah var olsun. Bu mantıka nasıl mantıkaydı? Valla bu mantıka Hayal Hüseyin'in Cumhuriyet. Bu yani kat reisiydi bu. Yani çok gelgeden çok var. İkinci burada mavadı un geldi, Fatih Hüseyin geldi ki bu nezmiyade. Yani çok gelgeden çok var mantıkada. Hayal Hüseyin'in Cumhuriyeti bağlıdır birbirine. Projede Tosurmat ilçesinde bulunan ziraat mühendisiyle El Hüseyin Mahallesini bir yandan birbirine bağlayan, diğer yandan ise Cumhuriyet Mahallesi'ne de bağlanıyor. Büyük önem taşıyor. Bu projede çalışmanın tamamlanması için Tosurmat Yerel İdaresi tarafından takip sayesinde tamamlamasını bekleniyor. Vallahi maşallah güzel meşruhdu inşallah. Caddeyke bu takriben 10 far'i rabit edir birbirine. Yani alem hapsi istifade eder özüne. Reisi Anice Dadi. Haykomani'den takriben Hüseyin'e kadar rabit edir özü.
ve iş amel de cari de yani göz önünde adeta. Hiçbir müşkileye rast geldi. Hiçbir müşkilemiz yoktu. Millet de müteavundur hapsi bizimle maşallah. Suyları kesiple hatta işgalet olmasın bizde yolda. İsterdim biz bize yardım etse bize hatta bu iş başlıyor bitince bas yani. Lübnan meselesiyle ilgili olarak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Lübnan'daki siyasi güçlerin zaman lüksüne sahip olmadığını belirterek, parlamentoda acil bir hareket başlatmalarını ve hükümetin kurulmasını hızlandırılmasını talep etti. Nasrullah konuşmasında Lübnan'daki bölünmenin hala devam ettiğini ve bugüne kadar krizin var olduğunu ve herkesin büyük zorluklara karşı karşıya olduğunu vurguladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise ülkenin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un yeni hükümet kurulmasına kadar mevcut hükümetin devam etmesine istediğini açıkladı. Mikati seçimlerin matbaa mekanilerinde mürekkep olmamasına rağmen mutlak bir şeffaflık içinde gerçekleştiğini belirterek lojistik zorluklara değinip hükümetinin ekonomik çöküşünü durdurmak ve Lübnan bankalarındaki sahiplerinin haklarını korumak için çalıştığını vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bugün şafak vakti Cenin kampına baskın düzenlediği sırada 17 yaşındaki bir gencin öldüğünü ve bir başkasının kritik şekilde yaralandığını duyurdu. Medya kaynakları gençlerle, sivillerle ateş açan İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi. ABD Filistin asıllı Amerikalı gazeteci Shirin Abu Akile'nin öldürülmesine ilişkin kapsamlı bir şeffaf soruşturma çağrısını yineledi. Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Ned Prake, böyle bir soruşturmanın cinayetinin kimin sorumlu olduğunu belirlemeyi içermesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden görüşmeler konusunda ciddi ise Kuzey Kore Başkanı'yla görüşecek gibi görünüyor. Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u ile görüşmesinin ardından Güney Kore ile ittifakın sınırlarını zorla değiştirmeyi reddetme temelinde kurulduğunu belirtti. Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya ziyaretine denk gelen Güney Kore Denizi'nde askeri tatbikatlar düzenlemeye başladı. Çinli bir askeri yetkili tatbikatların önümüzdeki pazartesi gününe kadar devam edeceğini ve bölgeye uçak ve gemilerin girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı resmi sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerle ilgili olarak Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Mariupol'daki tüm Azovistal tesisleri üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu doğruladı. Bakanlık, Azovistal fabrikasında saklanan yaklaşık 2000 Ukraynalı askerin teslim olduğunu ve geçmişteki Sovyet dönemine dayanan Azovistal çelik fabrikasının Rusya'nın doğu ve güney Ukrayna'yı kontrol etme girişimlerine karşı direnişin sembolü haline geldiğini doğruladı. Ukraynalı Azak Tabur Komutanı Denis Prokopenko, askeri komutanlığın askerlerin hayatlarını kurtarmak için Mariupol'un savunmasını durdurma emri verdiğini söyledi. Tabur komutanı geri kalan savaşçıların akıbeti hakkında daha fazla ayrıntı vermeden Azovistal fabrikasından cesetlerin yanı sıra yaralı sivillerin ve ağır yaralı savaşçıların tahliyesinin devam ettiğini belirtti. Şimdi
Şimdi de haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başkent Bağdat bu sabah Başbakan Mustafa Kazimi'nin huzurunda şair Muzaffer el-Nawabi için resmi bir cenaze töreni düzenlenmesine tanık oldu. Elektrik Bakanı Adil Kerim Bakanlığın mevcut yaz boyunca ülke genelinde elektrik enerjisini artırmaya hazır olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı ise ülkenin bir viral kanamalı ateş salgını durumunda olmadığını doğruladı. Bizim en fazla akredite program okulun sahibiyiz Türkiye'de. Başkent Bağdat'ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı Türk Üniversiteler 1. Kongresi düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin bugün Şafak vakti Cenin kampına baskın düzenlediği sırada 17 yaşındaki bir gencin öldüğünü ve bir başkasının kritik şekilde yaralandığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden görüşmeler konusunda ciddi ise Kuzey Kore Başkanı ile görüşecek gibi görünüyor. Haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.